Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugünkü videomuzda kuryer aracımıza aksesuar montajı yapacağız. Kaput rüzgarlı, başlıktan da anlayacağınız üzere kaput rüzgarlı ve yarasa ayna kapağı montajı yapacağız. İlk önce arkadaşlar kaput rüzgarlıyla başlayayım. Çünkü o biraz teferruatlı bir şey. Yarasa ayna kapağı daha basit ona göre. Şimdi şu şekilde yüzey biraz kirli. Ben hafif nemli bir bezle takacağım bölümü temizliyorum. Arkadaşlar zaten benim kaputta PPF şeffaf koruma var. Kaput ve çamurluklarda. Direkt bu şekilde tozunu aldıktan sonra kaput rüzgarlığının montajını nasıl yapabiliriz ona geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımıza takacak olduğumuz kaput rüzgarlığı bu. Kaput rüzgarlığında arkadaşlar toplamda 6 tane şöyle deliklerimiz var sabitlemek için. Şimdi paketin içinden aparatları çıkıyor. Şu kaputa tutturacağımız aparat arkadaşlar. Somun çıkıyor. Bu somunlar da şuraya giriyor. Daha sonra şöyle bir civata ve plastik contayla geliyor. Bunlar arkadaşlar bu şeyi sabitleyip kaputa yaslanacak şu kısım. Herhangi bir oynama ses yapmasını engellemek için. Daha sonra bu da vidaların üst kısmına kapatacağımız kapak arkadaşlar. Bu iş için bize sadece bir tane yıldız tornavida yeterli. Şunlar da şu parçalara gelecek olan çift taraflı bant sanırım. Henüz sökmedim ama muhtemelen öyle bir şey. Sabit kalması için. Şimdi arkadaşlar montaja geçebiliriz. Önce ben iki parça sağlı sollu bir bu tarafa bir de aşağı kısmında olan yere şu parçalardan montaj yapacağım. Daha sonra kaputa oturtacağım. Diğer parçaları ise kaput üstünde montajını gerçekleştireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir adet şu kaputa gelecek sabitlemeye yarayan bir parçadan aldım. İçinde somunuyla birlikte. Daha sonra bir tane de civatamızı aldık. Bunu önce buraya takayım. Daha sonra vidanın yerine oturttum. Yıldız tornavida yardımıyla çok fazla olmayacak şekilde şöyle oynasın. Düzeltmeleri yapacağız üstünde daha sonra. Şu klips tarafı içe bakacak. Çünkü o kaputa oturacak arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle montajımızı yaptık. Şimdi bunu kaputa oturtalım. Daha sonra diğer parçalarını da takalım. Evet arkadaşlar, iki tane takmıştık şunlardan, bu parçalardan. Buraya oturttum. Şu şekilde. Şöyle bir de hem de ön izlemesini yapmış olalım. Şekilde bir görüntü oluyor. Şuraları daha sonra ayarlayacağız. Sağa sola oynatarak bunların ayarlamasını, çizgi hizalarını yaparız arkadaşlar. Şimdi ben diğer parçaların montajına geçeyim. Evet arkadaşlar, diğer aparatların montajına geçtim. Şimdi önce aparat kaputu sabitledim. Daha sonra yukarıdan deliğini ayarladım ve vidasını sıkıyorum arkadaşlar. Yine bunlar da çok fazla sıkmayalım. Daha sonra düzeltmeler yaparız çünkü. Şimdi ortadan diğer aparata geçtik. Önce aşağıdan şu kısmı kaputa sabitliyorum. Daha sonra yukarı kısımdan
yukarı kısımdan deliğine ayarlıyorum vidanın gireceği yeri. Ondan sonra vidamızı hafif bir şekilde sıkıyorum yerine. Evet, diğer parçamıza geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci parçamız bu şekilde aşağıdan sabitlemesini yapıyoruz. Kapıda geçiriyorum şu kısmı. Daha sonra yukarıdan ayarlamasını yapıyoruz arkadaşlar. Vidanın gireceği yeri deliği ayarladıktan sonra sıktığınızda zaten hepsi oturuyor yerine. Herhangi bir problem kalmıyor. Ve şu da son parçamız. Evet arkadaşlar, vidalarımızın montajını tamamladık. Daha sonra içerideki şu gördüğünüz olduğunuz takoz diyelim artık, bunların montajını da yapıp en son bütün işlemi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi bunlar montajına geçebilir. Evet arkadaşlar, diğer takozları da yerleştirdim ve son olarak şu vidaların üstünü kapatan parçalar kaldı. Evet, bu şekilde kapakları da kapattıktan sonra şu takozlar arkadaşlar, hemen şöyle şuraların altına, sallanan yerlerin altına koydum. Direkt şu şekilde gözüküyor sanırım. Bu şekilde buralara yerleştirdim ki sallanmasını engellesin. Herhangi bir ses yapmasın diye arkadaşlar. Ve son olarak da üstündeki şu jelatini var. Ürünümüz piyano bilek olduğu için. Şekilde bir görüntüsü oldu değil mi? Şimdi arkadaşlar, ayna kapaklarına geçebiliriz. Yarısı ayna kapaklarını sipariş vermiştim. Onlar da gelecek. Normalde dağıtım da şu anda ama henüz gelmedi. Ayna kapaklarının montajına geçebiliriz artık. Evet arkadaşlar, ayna kapaklarımız geldi. Şu şekilde. Yarısı ayna kapaklarımız. Yeni kasa için olanı bu. 2018'den sonraki yeni kasa kuryerler için arkadaşlar. Ben bunların içine çift taraflı bantlarını çektim. Satıcı şu şekilde kısa kısa 12 tane göndermiş. Tabi o yeterli gelmez zannetmiyorum. O yüzden ben ilaveten tekrardan silikon bant çektim. Şu şekilde. Şimdi ben bu bantları sökeceğim arkadaşlar. Hatta bir tarafın kapağını ben size üstüne bantı sökmeden takıp göstereyim. Bu şekilde
tam yumlu bir kapak arkadaşlar. Ben şimdi dediğim gibi bunların mantlarını söküp yapıştıracağım. Daha sonra yarın gündüz vaktinde yine sizlere bitmiş olan görüntüyü atacağım arkadaşlar. Zaten takması basit, kolay. Direkt oturuyor yerine. Beyaz kapağın üstüne dikip direkt çift taraflı bant ile yapıştırabiliyorsunuz. Yarın sabah son haliyle görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aksesuarlarımızın montajı bitti. Ayna kapaklarını biraz geç vakitte taktığım için yani olası şeyleri gösterdim zaten. Kapak montajı çok zor bir işlem değil. Bu şekilde kaput rüzgarlığımız tamamlandı, montajı. Ayna kapaklarımız da bu şekilde. Hafif aşağıdan çok az bir açıklığı var. Şuradan kenarlardan açıklığı var. Bunun sebebi de arkasına kameramızın şarjı bitti arkadaşlar. O yüzden videoyu yerde kesmek zorunda kaldım. Şöyle kenarlarını gösteriyorum. Buralarda hafif açıklıklar var. Şöyle iç kısımda da açıklığı var. Bunun sebebi bandın yani aynanın içine yapıştırmış olduğumuz çift taraflı banttan kaynaklı arkadaşlar. İster istemez onun biraz bir kalınlığı olduğu için yani normalde ben bantsız taktığımda direkt oturuyordu. Hiçbir sıkıntı yoktu. Ama bantları yapıştırınca ister istemez bir yükseklik attı. O yüzden de arkadaşlar yani o çok önemli bir şey değil. Zaten aşırı göze de batan bir şey değil. Yani benim için herhangi bir sıkıntı yok. Görünüşü çok güzel oldu. Yani uyumluluğu gayet birebir uyumlu diyebilirim. Kaput rüzgarlığı da aynı şekilde. Araca değişik bir hava kattı. Bu videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Araç zaten aldığımda komple bir aksesuar vardı araçta. İşte nedir bunlar? Yan basamaklar olsun, ön kromlar olsun, arka basamağı olsun, stop şeyleri olsun, çerçeveleri olsun, spoiler olsun. Komple aksesuarlı bir araçtı zaten aldığımda. Alt sis farları, işte ön panjurlar. Bunların hepsi vardı zaten aldığımda. Benim eklediklerim kaput rüzgarlığı, yarası ayna kapakları ve çamurluk ventilleri oldu. Onları daha önceden eklemiştim. O yüzden onları çekme gereği duymadım. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.